Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini açıkladı. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait bütün altyapı ve üst yapı tesislerinin yanı sıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade etti. İki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Özellikle Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimini gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğini söyledi. Teröristlere ait tüm yapıların meşru hedef olduğunu ifade etti. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislere ve şahıslardan uzak durmasını burada tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u görüşmesinin ardından geçti kameraların karşısına. Gündemde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların hakça paylaşımı da vardı. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için adadaki nihai çözümün beklemek hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil. Siyasal çözümün beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafında eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelinin kullanımı mümkündür.